devam etmek zorundayım. Balkonumuza çiçekler. Hayırlı günler. Güneş açıyor, rüzgar çıkıyor. Esleyen'le aldım. Bir işim vardı, dışarıya çıktım, baktım. Ben geldim. Hoş geldin. Çıkmış fesleyenler, dedim alayım, sonra bulamıyorum. Düşeceğim. Nereye düşeceğim? Nerede? Yok, düşmezsin. Şundaki kurumuş, bu saksıma koyuyor. Ama ben nasıl düşeceğim? Masum geliyorum. Şöyle bir açayım dibini. Yoksa olmaz. Eyvah, şırnaklar gitti. İyice eşek makasla kazırım mutfağa girmeden. Keşke şeyle elleseydim. Şunu taksaydım keşke. Geç kaldım, geç kaldım. Tırnakların yok ama yine de içine giriyor kızım parmaklarını kazırken. Ne? Bak geldim ben. Aferin. Bu nedir? Ay ne güzel kokusu yayıldı vallahi. Gerçekten güzel kokuyor. Bu ne? O toprak. Ne? Bir pakette toprak alayım dedim gelirken. Şöyle iki tane de. İkişer tane şöyle. Baba anne ben bunu bir bunlar anne menekşeye benziyor. Bunlar benziyor menekşeye olabilir de. Ben bunu bir koklaya gideyim miyim? Biz bu parayı yıkadık şimdi o da. Buyursun. Ben bunu bir koklaya gideyim. Bak böyle böyle üstüne böyle elini sür. Elde bak. Sonra çöp. Hoppa. Şuradan saksı getireyim aşağıda. Sen geç bu tarafa kısın. Dur göstereyim. Gelme gelme ben getireceğim. Ya. Git tamam git. Şu merdivenin altında saksı da. Olsun gelecek. Bayağı da esiyor şu anda. Burada dedim ya sana, yorulma iş dedim. Gel gel. Bağırma. Aşağı tur atarız tamam mı? Evine yine gideriz yavrum. Bak bu var mesela. Bu da toprak aldım işte o şeyi. Geçeyim oraya kısım. Dur. Dur Sarı. Ben de geçeceğim. Gel. Geldim. Gel 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 gel. Sağ yap sağ yap. Diyecek çocuk neyi sağ yapayım. Şu, zaten su döktük mü buna? Aynen. Can suyunu toparlar. Babaanne. Hı. Ne diyeceğim değil mi? Ne yapacağım? Ne diyeceğim ki? Babaanne ki döktük. Ne dökmeye çalışacağım? Ne kadar çok bu toplar. Çok yaşa. Güzel yaşa. Şura. Sen şunu anlatsın ya, atarıyor musun? Bu niye böyle kurumuş mu? Su döktüm ama gene de kuru. Ne yapayım? Bilmiyorum. Çıkmaz mı diyorsun? Çıkar mı acaba toprağını değiştirsek? Bilmiyorum ki bakayım bir üstüne. Bakayım kökü var mı? Bak bunu şey bak bunu toprağı yumuşak. O mor menekşenin toprağı da yumuşak. Bunu artık bir kere açmıştı sonra daha açmadı. Yok bundan bir şey olmaz kız. Babaanne. Ha, o kim biliyor musun? Kim? Babanla halan. Şimdi baba. Bu isimleri. Evet. Evet. Babam. Evet. Evet. Şimdi elini koydum. Oraya koydum. Şöyle koydum işte. Şöyle iki tane yapacağım. Bir o köşeye, bir bu köşeye. Ya ben de açamaz mıyım? Bir daha alırsak o zaman... Ya ben de açamaz mıyım? Sen şimdi elini bulaştırma. Su dökeceksin sen de tamam mı? Can suyu var ya. Can suyu dökersin. Bu kırık. Bu kırık onu atacağız onu. Ya başlamış bile dökmeye başlamış. Ya ben de dökeceğim. Ben dökeceğim. Zaten sana ekmeği demiyorum ben. Ha, bu o da boğulmuş. Kopmuş zaten buradan da kalsın. Küçük olanı bana verir misin şu? Küçük olan şu. Ha bunu. Ben bunu istiyorum. Tamam sana bunu. Şuradan şu saksıyı alayım. Ne istiyorsan yapabilirsin. Ne yapmayacağız değil mi? Ne? Altı olanlar olmak zorunda çünkü mermerler leke olmasın. Ben bunu ekeceğim.
kadar da çok. Toprak. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Toprak çok. Evet, çok. Ay, toprak çok değil mi? Ben ekeceğim altı çiçekleri. Anneksin bari. Nasıl ekecek onu? Dur. Yardım et de bari. Bıdı 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 bıdı. Şöyle şuraya ek. Biz kaynanamız yok demiyoruz. İşte kaynanamız var. Konuşuyoruz. Şöyle dibine bastıracaksın. Şey yapıyorum. Bastıracağız. Babaanne bastır. Nasıl geleceğiz? Ha, gömdük. Gel. Güzel bir şey. Al. Çiçeği de demek için. Sadece elleri değilsin. Ben yardımcı olayım. Gel. Bak. Tek gidiş bu kadar. Gel. Bunlara bir marşabı su getirsin. Anne getirsin. Can suyu içmedin. Al poşeti de. İmdat. İmdat mı? Evet. Bu da bak niye geldi. O şeyin ağzı. İçine kuyumculuğundan bir şey olmaz zaten. Bunun altı değilmiş demek ki. Ama olsun, yanıkta dursa. Babaanne bir şey diyeceğim. Az kalsın hepimiz uçuyorduk. Aynen. Az kalsın uçuyorduk. Baba gelebilir miyim? Ama uçamadık. Terlik gelebilir miyim? Hı? Terlik. Terliklerini ye. Ya. Ne? Terlik. Ne yapabilir misin? Oy. Ay yoruldum be. Pazar da vardı bugün, salı günü. Salı pazarı vardı orada. Orayı da turladım. Bakla aldım. Bakla dedim. Sarımsaklı yapayım bugün. Severim ben baklayı. Ay ellerim çok pis. Nereye tırmandın? Sana. Bana tırmanma. Kız sen eşek kadar oldu. Kocaman bir kız oldu. Ağırsın. Bunun şeyi bulamıyor herhalde. Yok, onu değiştireceğim ben şuradakiyle. Hangisi getirme? O düzle pembe var ya altında bak. Ha. Hangisi yavrum? Hayır. Hayır. Şunu. Pembe deyince bu pembe değil, ben de dedim. Ya anla işte, portakal rengi. Bunda yamuk durdu. Sare, babaannemi döktün de. Dur bunu. Belli bak. Onda düzgün durdu. Aa babaanne. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ya ben de. Şimdi neden biliyor musun? Can suyu veriyoruz biz buna. Anladın mı? Böyle çok dökmeyeceğiz. Ben de buna dökeceğim. Ektiğimiz için. Ben de çok buna dökeceğim. Dök bakayım benim elime. Şöyle. Toprağın var. Üstüne değil. Şeyin üstüne. Ya demiri verdim gitti. Demiri verdim. Öyledir işte. Öyle olmuyor. Demiri mi dökeceğim? Öyle olmuyor. Bunları nereye koyalım? Ben gidiyorum. Ay, inşallah açar ya. Allah'a emanet olun, ben işe gidiyorum. Karar mı verdin işte? Evet. Herkes nereye gidiyorsun çalışmaya sen? Çalışmaya gidiyorum. Evet. Gidişlere. Benim çalışmam gerekiyormuş. İçerideki bebeğimi de artık sen emzirsin benimle. Allah'a emanet olun. Bebeği de götür be sarı sırtına. He, kangurum var ya, ona koyarım ne olur. Ha, kanguruya koy da öyle götür. Başka türlü gidemezsin. Ona izlemek zorundasın. Beni izlemeyeceksin. Aa lütfen, yan ayak çıktı şu anda. Farkında mısın? O çoraplar içeriye girmeyecek. Terliklerim bak orada. Hayır, terlik aldık. Benim tepeme çıkacak. Görüşürüz canlarım. Görüşürüz. Görüşürüz. Biz de burada muhabbet ederiz. Dedikodunu yaparız. İyi para kazan ha. Çocuğu da yolda sokakta indirirsin. Yavrularıma da mama götür. Götür be. Sevinirler şimdi. Sare hem çöp şey, Esra hem çöp atıyor. Hem de ayırdığımız şeyler var köpüşlere. Elimizden geldiği kadar veriyoruz. Özel bir mama almıyoruz. 40 yılda bir derler ya, kemik alıyorum kasabından. Şey kemiği, o da tavuk kemiği. Onlar artık dışarıya bastı. Annem senin çoraplarını çıkarmadan içeriye sokmaz. Yoruldum ya, birkaç mağazaya gittim. Kefilliğim vardı, onları iptal ettim de. Oradan da dedim pazar var orada, oraya da gireyim. Ben meraklıyımdır pazara.
Pazarda çok pahalı değildi ya yine. Ya alıştık. Ama neye baktım ki? Salatalığa baktım, 12 liraydı. Domates 15 liraydı. Güzel domatesti ama. Seçiyorsun. Hadi dedim 1 kilo salata alayım 12'den. Bakla 30 liraydı da onu yarım kilo alıyorum zaten. Çok bakla yiyen yok bizde. Ben seviyorum çok. Biraz da Esra yiyor. Yarım kilo bakla zaten yetiyor bize. Ne aldım başka? Ne aldım ben de? Fazla bir şey almadım. Baktım bunlar da uygun fiyat. Ama ben kokmayacağım şunu. Bunlar mevsimlik zaten. Ben bunları kokmayacağım. Kokmaz bunlar, kokmaz. Kokanlardan alacağız, onlar pahalı. Ay elimi sürme, elini sürme. Annen gelsin, ben ellerimi savunmayayım. Yani? Ellerime bak. Yavrularım geldi. Geldiniz mi? Sakın işe gitmemezlik yapma. Çocuğu al ben götür. Bir ara ses geliyor, kedi sesi. Yusuf Eren'in sesi sandım. O da kedi sesi gibi zaten. Ya o yapar ki. Kahveyi peki nerede sağlık? Vallahi bilmiyorum. Mesela dizim ağrıttı bu. Az alışkan olmuş. Sarhoş diyorum. Sare. Sareciğim, anneciğim affedersin sana sarhoş dediğim için. O ne demek sarhoş? Öyle dedi, öyle aramızda konuşuyoruz. Sarhoş. Oo, pek güzel bir deyim değil ama. Yine siz bilirsiniz. Portakal. Yiyoruz yani. Ne kaynanalımı yapayım. Ne var bununla yani, sarhoş diyoruz kızımıza. Yok öyle ne demeyeceğim. Kızım ben. Sare'nin anlamı çok güzel. Kızım ben. Hatta Sare'nin içinde benim ismim de çıkıyor bu arada. Esra. Evet. Esra'nın anlamı ne? O da kimmiş? Sağ. Anam öyle demiyorlar ama. Çok kurnazsın sen Esra diyorlar. Ay dedikoducu değilsin diyor. Ben bir tane. Bilmesem inanacağım belki. Biz zannedemeyiz onları. Biz onları tanıyoruz. Yani işte, ağız olan konuş. Tanımadıkları için yazıyorlar. İşte, ağız olan konuşuyor. Gelin getir, leğen getir, ellerimi yıkayacağım. Sen kalk kalk. Ayaklarımı da, leğen getir. Kız çamaşır mı asıyorsun? Topluyor mu, asıyor mu? Biriyle konuşuyor telefonla. Ben oraya şimdi su dökeceğim. Nereye? Vallahi bu masanın üstüne su dökmeden önce sen onu... Şimdi işte peçete bu işe yarar kızım. Islak peçeteyi getir, topla toprağını. Ben de gideyim şu el cihazlarımı güzel yıkayım. Bir de tırnaklarıma bir makas atayım. Güneşi gördüm ya, mayıştım. Yorulmuşum. Mutfağa gireceğim. Ne yapacağım? Etmek tatlısı istiyor canım. İki gündür. O da çok basit. Etimek aldım. Gelirken etimeğim yoktu. Brownie tatlısını Musun Ebesi'nde paylaşmıştım. Hı. Çok güzel oluyor. Böyle hani kıvamı olsun, şey olsun. O, toprağını topla öyle. Şunu da alalım. Onları alalım. Tam güneşe doğru. Ne şirar burada? Güneşe doğru. Güneşe doğru, bayıra doğru. Şurası boş, gel. Orası boş. Onlar kalkacak zaten, bayağı bir boşalacak. Ben yakalasaydı bir şeyi. Şu masayı kaldırırdık yukarıdaki Yunus'cum masayı. Yunus'cum yardım edecekti ama işte. Yunus'tan fayda yok bize. Yorgun, pazar günleri yatıyor bol bol. Böyle yapıyor. Anne bir günüm var, dokunma bana. Sen ellerini yıka. Yani şu ıslakmacıyı hiç temizlik yapmayı sevmiyorum. Topla onu, çöpünü topla. Çöp olmaz ki bu. Yapacaksın.
Ben zaten tırnak uzatmam ki. Şey derlerdi bize, tırnak fakirlik. Zaten kum oldu. Yıkasam da çıkmaz. Eldiven kullanmam lazımdı. Az bir şey bırakıyorum, bir şeyleri yapışırken böyle ellerime yapışıyor. Bezin üstüne. Hava çok güzel, içeriye giresim gelmedi. İstikten sonra bir daha sabunlarız. Hani derler ya, sabun neleri götürmüyor ki? Oh oh. Sabun, su neleri temizlemiyor ki kısa? Bütün pislikleri çıkartıyor işte. Ama bazı pislikleri temizleyememiş. Elimize çıkı çıkı veriyorlar. Böcek bile ederler. Yani hepimiz var. Ay, kürek aldınız en kısa zamanda. Unutuyoruz. Ha, yine yazmadın. Ben onu unutmuşum aklıma geldi. Burayı sürürken. Yazabilirsiniz. Ay, bugün bir yere inemem zaten. O kadar yolu geldim değil mi? Yeter bana. Aşağıda vardır. Aşağıdakiyle idare etmeyeceğim. Ne yapalım? Ne dedi, ben de anlamıyorum ama bir şeyler diyor. Aygaz diyor, ne diyeceğim? Aygaz mı diyorsun? Eskiler Aygaz'ı beklerdik, kulak verirdik bittiği zaman. Bir zaman geçecek, aman geçsin. Beklediğimiz zaman da gelmezdi. Arardık telefonla. Bildirirlerdi, şu mahallede de isteniyor diye gelirlerdi. Yoruldum, bayıştım. Şurada güzel bir sıcak sıcak çay mı içsem? Ama midem de acıdı açlıktan, o yüzden bir şeyler de hazırlayayım. Benim ellerimi savunmayayım. Bir daha, bir daha. Aşağıda yok bir şey. Yok mu? Evet, biz şimdi kahve keyfi alalım kızlar. Çay dedim ama şey geldi. Ne bunun adı? Bu süt. Cappuccino mu? Cappuccino da sütlü kapıdır. Ya çok güzel. Sen dün, zahmet etmedin. Dün bir izleyicim geldi. Evet. Onunla işledim burada. Çekim yapmadık. Çünkü çekim yapmak istemeyeni çekmiyorum. Gelebilir. Oturabiliriz. Kahve çay içebiliriz. Çekmem. Evet, hatta Amaya'dan görmeye gelenler de oldu. İstemeyeni, yani, istemeyeni çekmem. Mecburiyet yok yani. Beni sevmiştir. Zaten izlemesi yeter bana. Allah destektir. Hoş. Dün içtim işte demek istedim. Hoşuma gitti. Esra yine yaptı bundan. Sonunu çünkü ben hep korkuyorum böyle Nescafe bu tarz şeylerden. Mideme dokunur mu diye. Ama hoşuma gitti. Bu şey hafif. Çok hafif. Tatlı değil. Ha, Allah razı olsun ki size bereket versin. Ramazan'da göndermişti paket. Böyle poşet doluydu. Hoşuma da gitti. Bir paket Türk kahvesi vardı fazla. Onu Elif'e verdim. Zaten Elif'le de bölüşüyoruz bazı şeyleri. Evet. Ya diyorum ya, ben paylaşmayı seviyorum ne olursa olsun. Bezelde vardı, onu verdik. Yani bizde yine mi? Onlar daha şey olduğu için. Yani... Bölüşüyoruz. Onun da ihtiyacı var. İşe gidiyor. Genç kız ama o da işe gidiyor. Ne yapsın çocuğu küçük. Mutfak zorunda. Kirada oturuyor. Yani bir kocasının çalıştığı yetmiyor. Biraz büyüse çocukları sigortalı bir işe girer. Daha güzel konumlu bir işe girer de. Şimdilik ev işine gidiyor. Buralarda çünkü yok. bu bölgede en ağırlık ev işi. Bütün sanatçıların oturduğu yerler, Hacerler duymuşsunuzdur. Dışarıdakilere söylüyorum. Aşağı tarafta Mustafa Sandal'ın oturduğu
Konaklar var. Geykoz konakları var. Acayip kentler, düğün yüzü konakları, paşa bahçeleri. Ben hepsini biliyorum. Biz ortalarında kalan gece kondu bölgeleriyiz. Valla şu anda ne sesler, ne gürültü. Al yeşilliğe doğru kahveni iç. Mis gibi hava. Yazın şurada bile yatıyoruz. Perdemizi çekiyoruz. Perde takıyorum biliyorsunuz. Yazlıkları çıkarıyorum. Akşam yukarıda ablanın orada çay içiyoruz. O çay demledi mi çağırıyor merdivenin oraya. Koltukları var. Bunlar yukarıda. Şu anda misafiri var herhalde, arkadaşı geldi. Hava iyi şu an. Ha, mutfağa girerim. Bunu da içtikten sonra dinlenmiş oluyorum. Bir tatlımı yaparım. Etimek tatlımı. Karamel yapıyorum ve şekerle. Şey mi yapsam, baklayı yarın yapsam da simizotunu mu yapsam bugün salatasını? Yemek var mı? Yemek var, simizotu salata olarak yapacağım. Anne bir daha. Al. Al. Ben zaten bir tane yedim, tamam. Ben çok tatlı ben, tarzı gitmiyor ben bende. Ben çok yiyorum. Sen niye? Sen süt yapacaksın ki o çocuk içsin, doysun. İşe gideceksin, orada emdireceksin. İşe gitmem lazım. Ama Sare'ye bir süre sen bakarsın anne, ben 12 saat çalışıp gelirim. Boş ver. Hoşuna gitti de, ben hoşuna gittim. Sınıflar bir çıkar şimdi. Esra zaten çalışmayı seven bir kız. Ben zaten 17-18 yaşından beri çalışıyorum. Yani anne evinde de hep çalışmış. Bütün çeyizlerimi kendim yaptım. Yani öyle şey, bütün alacak şeyleri kendim aldım. Öyle kimseye yük olmadı. O da güzel bir şey, anneye babaya yük olmamak. Ne yapalım, biz de çeyiz götürmedik, kaçtık gittik. Zaten çeyiz mi vardı da götürelim. Durum mu vardı, çeyiz yapacağız? Vardı 3-5 tane. Ben kaçmadan önce onları taşıdım zaten, planladım. Annem gibi sende. Benim annem gibi. Bir hafta önceden planladım, çantalara koydum. Gönderdim. Benim annem de yapmış kıyafet. Anne yerde çalışıyormuş babamla. Kıyafetleri vermiş annem, kaç. Anneannem de köydeymiş. Manton bileğiniydi, annem yeni almıştı. Palto, manto mu diyorlar, o zaman biraz uzundu. Böyle şey, battan yakalı. Şey, annem onları taksitle alıyordu. Mağazamız vardı bizim Kızılpaşa'da. Aydın aya ödeme yapıyordu. O sene de ağladım, bayağı ağlamıştım ya o manto için. Aldı, yeni almıştı. Çizmeyi de yeni almıştı. Çünkü ben kaçtığımda Şubat'tı. Şubat'ın doğum günümle aynı gün ben kaçmıştım. Ha, aynı 15 Şubat'ta. Bu arada Yusuf herhalde aynı gün doğum günleri. Aynı güne rast geldi. Babaannesiyle kutlarla. Yenileri de giydim. Masraf çıkarmayayım. Çünkü evlendiğim kişinin de durumu yok. Annesi babası yok. O da yetim öksüz. Dörtte kayın var. Babası var ama evlendi, başka gitti memleketine. Aynen. Orada ayrı çocuk yaptı. İlgilenmedi. Yani ne babalar var, ne anneler var baktığın zaman. Bizimkiler ne kadar acı çekti hali, bizi terk etmemişler. Bizimkiler de anne baba. Babamdan bahsetmiyorum da annemden. Sonradan tabii sahip çıkıyoruz. Çok bir şey oldu. Annem hep sahip çıktı. Annem olsaydı hani boşandıktan sonra. Annemin elinde olsa her şeyime sahip çıkardı. Annemin elinde değildi artık. İpler babamın elindeydi. Abimin elindeydi. Olsun. İşte seneler geçti. İşte hepsinin canı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Şimdi seneler geçti. Benim bu kadarmış kısmetim. Anlıyorsun. Hep de iyilikle anmak istiyorum herkesi. Ne zamandan
Hani maddi manevi. Yunus Bodrum'dan geldi, rahat etti. Yeni evde değil mi? O bizim buradan taşıdık. Ne? 12 sene önce. Aynen, o sesini bir sana. Daha rahat etti. Sesini istedim, geliyorum. Çünkü Yunus bir şeye gidiyordu, Bodrum'a gidiyordu, her yere gidiyordu. Turizmde çalışıyordu otellerde, sezonluk. Kışta kalıyordu bazen o. En son evlenmeye karar vermiş. Temelli geri dönüyorum anne dedi. Ben de çok mutlu oldum. Zaten 5-6 sene birlikte. Ben çalışıyorum, o çalışıyor. Birbirimize destek köstek derken gittik bu kızı diyeceğim şimdi. Esra'yı buldu. Hadi anne karar verdim, evleneceğim. İyi dedim. Hiç 5 kuruşta faydam olmadı. Sadece eşyalarını ödedim. Her şeyini hazırlamış, Allah razı olsun. Her çocuk da öyle değildir diye düşünüyorum. Tek başına bahşişleri biriktirmiş. Çeyrek yapmış, onlarla bilezik taktı. 2 nişanda, 2 düğünde. Salon tuttu, kına yeri tuttu. Nişan derseniz. Kolay şeyler değil, bel biriydi, giyimiydi, kıyafetiydi, sözüydü. Hepsini tek başına başardı. Hiçbir desteksiz, Allah razı olsun. Yani başka bir çocuk olsa zaten, yapamazdı herhalde. Kına zaten eski yaşlı yerde. Nişanın da kız tarafı zaten karşıladığı için. Evet. Nişanını biz yaptık. Her şeyimiz dört dörtlük oldu, çok şükür. Yani erler ya. Allah ya, evlenenin arkasında oluyor gerçekten. Yunus olsun, hani gerçekten tutumlu bir insan. Hani biriktirdiği... Eskide bir araba vardı, aldı. Yani ayağımızı dedi, anne dedi, yerden kestin dedi. Çok da hoşuma gitti. Eski meski ama ne güzel gidiyordu. Evet. Hiç de yolda bırakmadı bizi o. İkinci arabadan daha iyi, biliyor musun? Evet. İkinci... Onu da zaten kime sattı? Kendi kocaların yanındaki komşuya sattı. Ama o da culap yapmış ona. Çok tamam, masraf istiyordu. Çok masraf istiyordu. Eski modeldi ama. Kendi gençlere de güzel ya. Allah razı olsun, gelmişler. Niye gelmediniz diye şey yapmıştık. Siz de şimdi çocuk toparladı mı? İyiceğiniz yer orası. Aynen. Kurban bayramında da gideriz. Çünkü bu adettir. Orası o büyük olarak güzel. Gelmiş. Çok güzel çocuk orası da, biliyorum. Gitmedim ben hiç. Gittik ya. Gittik, doğum gününe gittik. Ben yok demişti. Vardı ben. Vardı, hep birlikte. Hatırlamıyor musun? Sarem üstünde pullu kıyafet vardı. Ben sadece yoktum, ben yoktum. Geldim diye hatırlıyorum ben. Ben hatırlarım. Evlerini bile hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorum? Ben... Yok, ben yok. Bir kere gittik diye hatırlıyorum. Ben hiç gelmedim. Ben sizin peşinize takılmayı sevmiyorum. Sen şimdi akrabalarına gidiyor Esra. Niye takılayım ki peşine? Ne gereği var? Annem bizi bayramda Yunus'a baş başa bıraktı. Ya baş başa bırakmaya çalışıyorum. Bunlar da beni göndermek istemiyorlar. Ya biraz karı koca birlikte yaşayın. Hatta çocuklarınız da. Senin yerimiz daha iyi ama olsun. Hayır ama olsun biraz. Mesela ben olsam eskiden derdim, mesela kayınlarım ise de bir yere, evde tek kalsam ya, eşimle. Sen şey o ayrı ama insan ister içinden ya. Ben öyle hiçbir şey istemiyorum. Ben öyle düşündüğüm için kaçarım ben ara ara. Ya ben hiçbir şey, o yanlış anlaşılan oluyor. Gelinden kaçıyor falan diyorlar da. Yavrum şey yalnız bırakmak lazım yani. Herkes nasıl anlıyor onu? Herkes anladığı kadarını anlar. Annem gezmeyi çok seviyor gençliğinden beri. Öyle sadece biz evdeyken anlamında değil. Benden niye kaçtın anne? Ama senelerce de gezme şansım olmadı tabii ki. Belirli yaştan sonra. Tabii belirli bir yaştan sonra insan gezmek istiyor, evet. Değişik yerler görmek istiyor. Başında kimse yok, kocan yok. Hatta Samsun'u bile ben Emine evlendikten sonra görme şansım oldu. Değil mi? Çok merak ederdim. Samsun'dan halamlar gelirdi. Trabzonlu eniştelerim hep. Merkezde bir sürü evleri var hepsinin. Bir türlü gidememiştim. Evlendim. Kızım gelin gitti. Ondan sonra Samsun gördük. Hiçbir yere gitmemiştim. İstanbul'un içinden yani. Ama şimdi hemen hemen her yere, yani gitmek istediğim zaman otobüste giderim. Çok yüksek rakamsız uçak. Bütçeme göre gidebiliyorum çok şükür. Zaten İzmir'de oturduk. İzmir'i biliyorum. Manisa'yı biliyorum. Geziyorduk, İzmir'den Manisa'ya geçiyorduk.
Antalya'da Emine oturdu. 2 sene onun yanında kaldım kaç ay. Ben de. Onu doğrudan biliyorum. Bir tane bu şey yapmış işte. Mecliste kıyafet istemiyorum. Oradan para mı istiyorsunuz yapmış? Hayır canım benim hiçbir şey istemiyoruz. Yok hani o kötü anlamda söylemiş de. Şey yok kimseden bir şey istediğimiz yok. Yok sadece yok. Her yani gelsinler. Kalabalıkta okunsun Kur'an. Ne hediye istiyoruz ne para istiyoruz. O art niyet yok bizde ya. Bak aklıma gelmemişti o. Yanlış anlaşılma oluyor bizim söylediklerimizde. Ama bizde olmuyor aslında. Onların anladıkları kadar o. Beyinler hep ona çalışıyor ya. Alışmışlar ya hep para göstermeye millete. Alışmak bu da. Hani çocuk yine nasıl birini alıştırırsın? Onları da o şekilde alıştırmışlar. Nihal, bana gelen eli boş gelsin canım. Şart mı bir şey getirmek? Yani. Kur'an dinlesin yetmez mi? Allah razı olsun desin. Zaten beni izliyor. Bana kazandıracak. Yetmez mi bu bana? Yeter ya. Hani benim gelenler olacak söylemek istedim. O da oraya yapıştırmış yani. Kıyafet istemiyorsunuz da para mı istiyorsunuz? Kıyafetimiz zaten bol bol geldi yani. Sizler de biliyorsunuz. Demek ki biz bir şey demeyelim de yanlış tarafları çekmesinler. Yani hiçbir şey deme kızım. Gerek yok. Çünkü anladıkları kadarını anlıyorlar. Zaten fake hesaplar engellendi. Bir de utanmadan fake hesaplar. Doğuda koydukları isimler var ya o isimlerle giriyorlar. Fake hesap açmışlar. Kimler olduğu belli zaten ya. Yusuf'cum bayramlıydı. Hoş. Ne kadar çok kıyafet geldi bize Yusuf'uma. Sare'de o kadar abartılı yoktu. Çarşı pazar aldım, ben aldım valizine Sare, kadar. Sare'nin emlerine gittik, bir çarşı şey vardı. Alışveriş, o zaman YouTube'umuz yoktu, Allah razı olsun. Bak YouTube'un faydaları, Allah bin kere razı olsun ya gönderenden. Biz de zaten, biz de gönderiyoruz. Bunlar küçülünce eskimiyor. Biz de başka bir türlü. Göndereceğiz, ne yapacağız, turşusu mu kuracağız bunlara ekipte? Kurup da. Baban mesaj attı mı? Bak bakayım babam bir şey yapmıştı. Tamam. Kendi yüklüyorsun kendine oyu. Evet ama kız maşallah. Anneanne oyu yüklemeyi bile bilmiyor. Babaanne öğret tamam mı kızım? Ay öğretmeyin bana bir şey. Nasıl olsa birlikteyiz. YouTube şeyini o yapıyor zaten videolarını. Yüklemesini, ayarlamasını, başlığını. Sen Allah razı olsun. Yeter bana. Ben çekiyorum, görevimi yapıyorum. Ya biz bir aileyiz yani sonuçta. Biz bir aileyiz, olmaz bize. Başlıkları tabii dikkat çekici. Kesemiz aynı. Bizde ayrı gayrı yok. Başlıklarını dikkat çekici yapıyorum ki izlensin. Yani bunu da normal evet. Görün yani. Başlık dikkat çekmezse zaten açık bakmazsın bile. Zaten izlemek istemeyen zaten izlemesin. Ya başlığa bakıp da izlemesin tabii ki. Acaba dedikodu var mı diye de gelenler oluyor bazı. Dedikodu. Yok bizde dedikodu yok. Normal muhabbet. Doğrular var. Doğruları. Doğruları söyledim zaten söyleyeceğim kadar. Doğruları kabul etmeyenler yapacak bir şey yok ona. İsteyen kabul eder, isteyen etmez. Onu da zorlayacak dilim. Yani geri karnede yapıyoruz. İşe gidiyorum valla ona göre. Esra takıldı kim dediyse işe git demiş. Kaynana baksın çocuklara demiş. Esra bayağı bir takıldı oraya. Çocuk büyük olur. Sare zaten emmiyor olur. 1,5 yaşında falan. 1,5 yaşında. Sare 17 aylık. Hiç hatırlamıyorum. İş yerini açtığımızda Sare 17 aylıktı. O zaman bir şey demem ya. Zaten git de demem, gitme de demem. Arzusuna göre. Zorlama da yok bizde. Ama genç. Yaptırsın sigortasını, çalışsın tabii ki. Ya Yunus'un yanında çalıştı, sigorta yapamadı çocuk. Pandemi girdi, o girdi, bu girdi. Açıldıkça açıldık. Nasipte o varmış. Yapacak bir şey yok. Ah yavrum, demek onlar da para basıyor. Valizlere doldurup da gezmelere gidiyorlar. Öyle kolay olsa vergisini, halkasını... Öyle kolay olsa o dükkanı açmak. Gelirim ben de bu olayı dükkan yaparım. Sesim çıkmıyor bazen videolarda. Bağırmak bağıracağım artık. Bağır gerçekten sesin çıkıyor duymuyorlar çünkü. Ama ses tonu böyle.
anlayamıyorlar. Yani sevenler de bunu diyor. Esra diyor, bir şey anlatıyorsun kızım diyor, duymuyoruz. Duymayayım, ne yapayım? Kabul ediyorum yani, buna yapacak bir şey yok. Benim gibi yır ses tellerini. O kadar da yırtarsam ses tellerini bulmuyorum. Biz çok konuştuk bugün. Bayağı konuştuk. Dedikodu değil ha, vallahi. Aa, muhabbet ediyoruz ya. Onun kalecik çamaşırları şimdi kuruyacak 5 dakikaya. Yıkadım. O işim annesi tuttu, ben yıkadım, ben tuttum, o yıkadı derken ufacık parçayı Yusuf Ali'nin yakalıkları yetişmiyor, onun annesi yakala kalmış. Gittim pazardan yakalık aldım. Yetişmiyor. Ay, aşırı çıkartma yapıyor. Aşırı. Bu, kıyafetini değiştir anında bir daha değiştir. Bu biraz sanki yavaşladı gibi. Bazen böyle iki kere yapıyordu ya. He. Bana biraz daha yavaşladı gibi geldi. Olabilir, oturuyor olabilir. Mide yerine oturuyordur. Bak ne güzel uydurdum. Mide yerine geliyordur. Başınızı ağrıttık. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Keşke sizler de olsanız şurada. Çay demlerim güzel. Muhabbet ederiz. Hava çok güzel. Gerçekten. Biraz rüzgar var ama soğuk rüzgar değil. Yok, güneş var. Ben hatta terledim. Terledim. Ben bu halle terledim. Ama o çarpılırsın işte sen. Üstüne yelek alacaksın. Yok, bir şey olmaz. Beni çarpan çarpmış zaten. Allah çarpmasın. Sonra, o çarpmasın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Bizi her yerden paylaşırsanız bize destek olmuş olursunuz. Allah razı olsun. Haklarınızı helal edin.